Sarımsak alırken yerli olup olmadığını nasıl anlarız? Yerli sarımsak neden önemli? İşte bu soruların sebebi Çin sarımsağının piyasada ciddi şekilde yayılması. Ancak uzmanların uyarıları var. Biz de şimdi sarımsağın merkezine, Kastamonu'ya gideceğiz. Muhabirimiz Sevda Türk Yılmaz o noktada bizi bekliyor. Yanında da bir konuğu var. Bu soruları sormamızın sebebini aktardık. Cevaplarını da sizden alalım. Evet, iltihabı önlüyor, hastalıklara karşı koruyor. Zararlı bakterilerin ise bir numaralı düşmanı. Doğal antibiyotik sarımsak her derde deva, ancak uzmanlar uyarıyor. Sarımsak satın alırken dikkatli olması gerekiyor. Çünkü satın alınan sarımsak piyasada bulunan Çin malı sarımsak olabilir. Üstelik Çin malı sarımsağın besin değeri de oldukça düşük. Peki sarımsak alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Sarımsağın anavatanı Kastamonu'ndayız. Yanımızda ise Kastamonu Ziraat Odası Başkanı var. Mehmet Butur'dan alacağız soruların yanıtlarını. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Evet, öncelikle Kastamonu sarımsağıyla ünlü bir ilimiz, görüyoruz çeşit çeşit boy boy sarımsaklar var. Öncelikle sarımsak satın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor, sizden dinleyelim. Sarımsak Çin sarımsağı görsel olarak da farklıdır zaten. İsterseniz ben göstereyim yerli sarımsağı ve Çin sarımsağının farkını görsel olarak da. Efendim, bu ilk gösterdiğim Kastamonu sarımsağı, Taşköprü sarımsağımız. Dişleri daha canlıdır, kırmızıya bakar, sapçığı da çok kalın değildir. Çin sarımsağı ise görüldüğü gibi diş taneleri biraz soluktur, sapçıkları da kalındır. Zaten yenmeye başlandığı zaman da aromasıyla çok bu açık fark görülmektedir. Peki koku olarak nasıl bir farklılıkları var? Nasıl? Koku olarak nasıl bir farklılık var? Sarımsak kokusu zaten bellidir, bilirsiniz. Çin sarımsağında fazla bir sarımsak kokusu yoktur. Ama Kastamonu sarımsağında bu koku vardır. Tabii bir de bu bölgenin coğrafi özelliğine bağlı bir durum tabii. Peki burada bir de sarımsağımızın iç kısmı var. İzleyicilerimize dilerseniz onu da gösterelim. Hakiki sarımsağın içi nasıl olur, diş kısımları? Evet, biraz evvel söyledim ben. Kastamonu sarımsağımızın diş taneleri canlı olur ve kırmızıya bakar biraz. Çin sarımsağı ise böyle değildir. Biraz daha soluktur diş taneleri. Tamamen görsel olarak da farklıdır. Peki muhafaza süresinden de izleyicilerimiz anlayabilir mi? Tüketici anlayabilir mi? Evet. Çok önemli. Bizim Kastamonu sarımsağımızı bir yıl bekler. Yani yeni ürün çıkartıya, bir yıl sonraki yeni ürün çıkartıya kadar Kastamonu sarımsağı bekler. Ama Çin sarımsağı ise mesela örneğin yıl başında kendini bitirir. Dayanmaz. Dayanma gücü yoktur. Peki neden yerli sarımsak seçilmeli, tercih edilmeli? Evet, o da çok önemli. Neden yerli sarımsak tercih edilmeli? Kastamonu sarımsağını doğal antibiyotik deriz biz. Hakikaten de öyledir. Zaten yenmeye başlandığında da bu anlaşılır. Örneğin Çin sarımsağını elma yer gibi yersiniz, şey yapmaz, yani acısını hissetmezsiniz, aromasını hissetmezsiniz. Ama yerli sarımsağımızı da çok az bir tanesini yediğiniz zaman onun aroması farklıdır. Peki, piyasada birçok sarımsak var, her birinde Türk malı etiketi görüyoruz. Barkodlarından da anlaşılabilir mi Çin malı olduğu ya da Türk malı olduğu? Evet, barkodlardan da yeni yeni anlaşılmaya başladı. Marketlerde satılan 6 numaralı barkodlarda Çin sarımsağı, 8 yazan da yerli sarımsak olarak yapılıyor. Ben buradan aracılığınızla bir konuyu daha temas etmek istiyorum. Maalesef çok üzülerek söylüyorum bu sektörün temsilcisi olarak. Çin sarımsağını Kastamonu sarımsağı diye birileri, birçok kişiler satıyor. Bu üreticimizi çok üzmektedir. Yani bu ahlaki değil. Çin sarımsağı Çin sarımsağı olarak satılmalı. Ama Kastamonu sarımsağı da Kastamonu olarak satılmalı. Yani insanlarımız, tüketicimiz yanıltılmamalı. Burada da böyle maalesef bir sıkıntılar var. Peki sarımsaklar irili, küçüklü, ufaklı dedik. Evet. Hangi sarımsak nerelerde tercih edilmeli? Yani büyük boy mu tavsiye edersiniz, yoksa küçük boy mu? Kastamonu sarımsağında bu hiç değişmez. Yani aroması büyük sarımsakta da, büyük başlı sarımsakta da, küçük başlı sarımsakta da aroma değişmez. Yani kalite değişmez. Hiç değişmez o. Peki, çok teşekkür ederiz.
Evet, sarımsağın ana vatanı Kastamonu'daydık. Çin sarımsağıyla yerli sarımsak nasıl ayırt edilebilir uygulamalı olarak gösterdik. Uzmanlara göre Çin sarımsağı aynı fabrikadan çıkmış gibi iri, oldukça büyük bir yapıya sahip ve dış kısmı ise bembeyaz bir renk olarak kendini gösteriyor. Yerli sarımsak ise biraz daha küçük boyutlara sahip ancak daha besleyici ve daha sağlıklı. Bu nedenle tüketicilerimizi yerli sarımsak almaya teşvik edelim ve sözü yeniden size bırakalım.